Arkası yarın. Kırık Hançer, 2. bölüm. Yazan Yılmaz Boyunağa, uyarlayan Tayfun Türkili. Program yönetmeni Mehmet Köseoğlu. Seslendirme Neslihan Gürgün. Ses kayıt Ahmet Atayal. Montaj Hasan Dinç. Efekt Haluk Kesim. Oynayanlar Ömer Hakan Güner, Sungur Emin Şaylan, Bekir Naci Girgin, Gülnihal Neslihan Gürgün, Aslan Bey Ayton Sert, Gazneli Mahmut Numan Pakner, Sita Hülya Aksu, Osman Erhan Özçelik, Beci Nihat Oktay, Çandra Zeki Yıldırım. Ömer, amcası Bekir ve at uşağıyla Hindularla savaşa hazırlanan Gazneli Mahmud'un ordusuna katılmak için yola çıkar. Ömer çok yiğit bir bahadırdır. Babası Hindular tarafından öldürülmüş ve kendisi amcası Bekir Bahadır tarafından yetiştirilmiştir. Gazne şehrine giderlerken Müslüman bir kıza yardım ederek kurtarırlar ve geceyi ormanda geçirirler. İşte Gazne'ye geldik Gülnihal. Şükürler olsun Ömer. Kim bilir baban beni ne kadar merak etmiştir. Birazdan babana varıp hasretini giderirsin. Bu da büyük şehirmiş Gazne. İlk mi geliyorsunuz Gazne? Ben ilk geliyorum ama Bekir amcam çok gelip gitmiş. Ömer. Efendim. Beni saldırganlardan kurtardığın için bir kez daha teşekkür ederim sana. Tekrar görüşürüz. Ya! Dur! Günah, nereye gidiyorsun? Ömer, ne oldu, kime kızdın? Kime olacak? Gülnihal'e. Tekrar görüşürüz dedi, kalabalığın içine atını sürerek kaçtı gitti amca. Boş ver, baksana bey kızıymış, öyle dedi. Bey kızı olmuşsa ne olmuş? Diyeceğim, bey kızından sana hayır gelmez yani. Hadi atlardan inip öyle yürüyelim. Bak, etraf iyice kalabalıklaştı. Olur amca. Sungur. Efendim. Aziz, atlara sahip olun. Çalınır ya da kaçarlarsa ikiniz de bıyıklarınızdan ağaca asarım abi. Merak etme Bekir ağam. Ne kadar güzel bir şehir burası amca. Güzeldir ya. Süslü bir şehirdir. Acaba sadece Hindistan'a yapılan gazalarla elde edilen altınlarla mı süslendi bu şehir? Yok oğul. Gerçi cihatta elde edilen ganimetlerin faydası inkar edilmez ama Gazne'nin asıl zenginliği adil ve akıllı bir idareden ileri geliyor. Nasıl bir idare ki bu şehir altında bezenmiş gibi parıldıyor. Halkın yüzü gülüyor. Şehirden bolluk ve bereket fışkırıyor. Oğul, Sultanımız Gazneli Mahmud ve onun babası Sultan Sevüktekin idaresindeki ülkelerde tam bir huzur ve güven sağladılar. Gazne devletinin hakim olduğu yerlerde derebey ve beyler arasındaki kavgaları sona erdirdiler. Artık ayaklanma ve soygunculuk yok. Herkes rahat rahat çalışmakta ve çalıştıklarının da mükafatını görmekte. Vay amanın vay, kimleri görüyorum Gazne'de. Hey bre Bekir. Vay bre kan kardeşim benim, tanımadın mı? Amca bak, sana biri sesleniyor. Bana mı? Oh, Aslan Bey'miş. Aslan, kardeşim. Bre Bekir, nasılsın görmeyeli? İyiyim, ya sen? Çelik gibiyim, çelik. Bu delikanlı da kim? Oğlum mu yoksa? Dua yadigarı aslan gibi olmuş maşallah. Yo, oğlum değil ama oğlumdan bile daha yakın sevdiğim birisi.
Ya kim peki? Rahmetli Hamza'nın oğlu. Öyle mi? Ben büyüttüm, ben yetiştirdim. Koca Hint ülkesinde bileğini bükecek bir yiğit yoktur belki de. Ya demek rahmetli Hamza'nın oğlu ha? Babasının özünü aldı mı? Almadıysa mutlaka alacaktır. Aslan gibi bir yiğide benziyor baksana. Tabii tabii. Senin çoluk çocuğun var mı aslan? Var ya, iki tane kızım var. Desene oğlun yok ama aslan gibi iki tane damadın olacak ha? Evlat, sende de babanın tavırları var bakıyorum. Aynı duruş, aynı bakış. Ne yiğit o biliyor musun? Çok iyi arkadaşımdı, çok. Ölümüne hepimiz yandık. Ama elden ne gelirdik? Uykuda öldürülmek. Ah, Çandıra denilen o kalleş var ya. Savaşta ölenlerin arkasından yanmayan mı var aslan kardeş? Görüyorsun işte Ömer. Babanın ölümü kendisini tanıyanların nasıl üzdü? Neyse, yol üstünde yaptığımız bu konuşma yeter. Hadi bakalım şimdi doğru bizim fakirhaneye gidiyoruz. Biz zahmet vermesek, handa kalsak. Bekir, bu ne biçim söz böyle Bekir? 40 yıllık arkadaşımı bulacağım da kendi evim dururken onu han köşelerinde yatıracağım ha. Söyle, sen yapar mıydın bunu bana? Ha? Canım kızma. Sadece zahmet vermeyelim demiştim. Zahmet ne demek? Buluşmamız şerefine kurban kestirmek gerek. Zahmet ne demek Bekir? Peki. Ömer, söyle Sungur'la Aziz bizi takip etsinler. Peki amca. Siz yürüyün. Biz peşiniz sıra sonra geliriz. Ömer Han, biz handa kalmayacak mıydık? Hayır. Aslan Bey'in evinde kalacağız. Bekir amcamın çok eski bir arkadaşıymış. Aynı zamanda da babamı tanıyıp seven birisiymiş. Yok ya. Bu Aslan Bey senin rahmetli babanı tanır mıymış ağam ha? Tanırmış. Kendi söyledi. Yalnız aklıma takılan bir şey var Sungur. Nedir ağam? Aslan Bey dedi ki, babam için uykuda öldürüldü. Kalleşçe dedi. Ne var bunda? Oysa amcam babamın savaşta şehit düştüğünü söylemişti. Aslan Bey öyle söylediği zaman Bekir amcam hemen lafı değiştirdi. Ya demek buraya Sultanımız Gazneli Mahmut'un Hint seferine katılmak için geldiniz öyle mi? Öyle aslan kardeş. Yapacağımız bu sefer çok önemli Bekir. Şimdiye kadar yapılan savaşların en şiddetlisi, en korkuncu olacak. Bu yüzden 25 ya da 30 bin asker alınacak orduya. Ayrıca 200 de fedai seçilecek. Fedai mi seçilecek? Bu fedailer nasıl seçilecek aslan beyim? Çeşitli müsabakalar yapılacak yavrum. Mesela at yarışları, güreşler, kılıç oyunları, ok atma müsabakaları gibi. Fedai seçimi için neden müsabaka yapılacak ki? Ordudaki her bir fert birbirinden yiğit erlerden oluşuyor Ömer. Öyle karpuz seçer gibi olmaz ki bu iş. Bunlar yiğitler yiğidi, bahadır kimseler olacak. Bu fedailer ordumuzun vurucu gücünü oluşturacak. Hepsinin çelik pençeli, aslan yürekli olması lazım. Çünkü en tehlikeli yerlere onlar gönderilecek evladım. Vay. Desene bu sefer hakikaten korkunç olacak aslan. Hı. Seçilecek fedailer balık gibi yüzmeli. Uçar gibi giden atın sırtından atlayıp tekrar koşan ata atlamalı. Dik duvarlara tırmanmalı. 5-6 metre yüksekliğine atlayıp sıçramalı. Yani sözün kısası fedai olacak yiğitlerin gözlerini budaktan sakırmaz bahadırlar olması gerekiyor. Öyleyse bütün Gazde ordusu fedai seçilecek desen. Doğru dersin Bekir, doğru dersin. Ordumuzdaki erlerin çoğu söylediğin hususları yapacak yiğitler. Ama aralarından seçme olacak işte. Desene en iyileri seçilecek. Hı. Evet. Yiğitlerin en yiğidi yani. Aslan beyim, fedai seçimleri ne zaman yapılacak? 2 gün sonra evlat. Gazze dışındaki savaş oyunlarının yapıldığı geniş meydanda yapılacak. Evet. Müsabakada bütün gaziler ve sultanımız Gazze'li Mahmut da bulunacak. Seçmelere ben de gireceğim. Ha, sen de mi? Ama oğul, bak bu başka bir iştir.
Yani bu seçmelere çok olgun, tecrübeli yiğit kişiler katılacak evladım. Orası bir er meydanıdır. Ben er değil miyim aslan beyim? Şey oğlum yani onu demek istemedim. Tabii ersin evladım. Tabii sen de ersin. Ben onu demek istememiştim ki. E ya ne demek istedin beyim? Evladım bu bir tecrübe meselesidir. Bunu demek istedim. Bak daha 19-20 yaşında varsın ya yoksun. Yani iyi de geç doğmuş olmak benim kabahatim mi beyim? Hayır oğlum değil tabii. Yalnız bu seçimlere gayet yiğit silahşör kişiler katılacak. Tecrübeli bahadırlar Ömer. Savaşta göz kırpmadan ölüme gidenler yani. Beni denediniz mi beyim? Hayır oğlum bak. Denemeden söyleyebilirim ki muhakkak iyi yetiştirildin. Bekir Bahadır'ın yetiştirdiği, övdüğü bir gencin yüreğinden ve bileğinden, kılıç kullanmasından, kargı dürtmesinden ve de ok atmasından asla şüphe etmem ben. Hele ata binişinden. Şimdi durum farklı ama. Bunca yiğit arasından sevilmek kolay mı sanırsın? Gönül isterdi ki seni seçime sokmadan fedai yapalım. Fakat mümkün değil oğlum. İnan ki Ömer'im mümkün değil. Galiba yanlış anlaşıldım. Böyle bir kayırma yapsaydınız zaten ben kabul etmezdim. Ben bileğimin gücüyle hak ederek fedailik hakkını ele geçirmek isterim. Vay vay. Bu seçmeler herkese açık değil mi? Her isteyen girebiliyor değil mi? Girebilir tabii. Kendine güvenen her yiğit bu seçmelere girebilir evladım. Tamam öyleyse. Mesele yok beyim. Ben de girip talihimi deneyeceğim. Şey Ömer bilmem ki nasıl desem. Ömer'e güvenirim. Seçmelere girmesinde yarar vardır aslan kardeş. Pekala yiğidim. Sen bilirsin. Er meydanı seni bekler evlat. Hadi bakalım. Yatsı ezanı okunuyor. Abdest alıp namazımızı eda edelim bari. Elhamdülillah. Namazlarımızı da eda ettik. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Aslan beyim. Hay yavrum. Bekir amcam uzun kış gecelerinde Hind'e yapılan seferlerin bazılarını anlatmıştı. Hepsi de birer kahramanlık destanıymış. Bir de sizden dinlesek. Hay. Vakit çok geç oldu oğlum Ömer. Hepimizin uykuya ihtiyacı var. Ayrıca anlatmak beni yormaz. Lakin siz gençler için büyük bir gün. Özellikle Ömer fedai seçimine katılacak. Bu yüzden bu geceyi dinlenmiş olarak geçirmeniz gerekiyor. Tavsiyem hemen odalarınıza çekilip uyumanız çocuklar. Hadi bakalım. Haklısınız, haklısınız aslan beyim. Ben yarını unutmuşum. Herkese Allah rahatlık versin. İyi geceler yavrum. Allah rahatlık versin. Ömer Bey'im. Ne var Sungur? Aslan Bey'in dediğini unuttun mu yoksa? Yarın büyük günmüş. Seçmelere katılacakmışsın ha? Unutur muyum hiç Sungur? Ama hala uyumadınız. Erken yatmanız gerekliymiş. Biliyorum Sungur, biliyorum. Ama kafama öyle şeyler takılı ki bir türlü uyku tutmuyor. Nedir kafanıza takılan şey beyim? Rahmetli babamın ölümü. Babam savaş sırasında mı şehit düştü yoksa uykudayken mi? Ayrıca babamı öldüren Chandra denilen Hintli kim? Yani kalleş. Soysuz adamın tekidir mutlaka. Sungur. Eğer babam uykudayken o Chandra denilen adam tarafından öldürüldüyse mutlaka babamın hücünü almalıyım. Mutlaka. Yoksa bu utançla yaşamak bize yakışmaz. Haklısın beyim. Chandra. Chandra. Ömrüm boyunca bu adı hiç unutmayacağım Sungur. Chandra. Kim bu Chandra? Bu isimle yaşayan yüzlerce, binlerce Hintli vardır. Ama bu Chandra mutlaka tanınmış bir Hintli silahşördür. Belki de Hindu racalarından biridir. Mutlaka öyledir Ömer Bey'im. İyi ama amcam Bekir neden bana bundan hiç söz etmedi? Bilmem. Madem babamı öldüren adamın adı Chandra,
Neden amcam kardeşini öldüren bu Hindu'dan bugüne kadar hiç öcünü almadı? Neden ha? Neden? 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 Evet, neden? İşte bu kendi kendime sorduğum nedenlerden dolayı gözüme bir türlü uyku girmiyor Sungur. Bak beyim, kızmazsan bir şey diyeceğim sana. Senin amcan Bekir öyle bir yiğittir ki bir ordu üstüne gelse omuruna yedirip de kaçmaz. Hem yiğittir hem de korkusuzdur. Eğer şu ana kadar Çam'da dediğin adamı öldürmediyse ya da sana ondan söz etmediyse mutlaka bir bildiği vardır. Bana kalırsa kafana hiç takma. Ve bu gece iyi bir uyku çek.